Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere koşullu biçimlendirme ile KPI veya parametre takibi yapabileceğiniz bar grafiğinin iki farklı yöntemini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben burada birinci yöntem ile küçük çaplı proje takibi yapabileceğim iki renkli göstergesi olan mini bir grafik hazırladım. Önce bunun nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum. Bu yöntemle de kendi belirlediğim oranlarda üç renkli göstergesi olan üretim takip grafiği hazırladım. Bununla nasıl çalıştığına bir bakalım. Formüllerdeyim. Şimdi hesapla diyorum. Şimdi önce birinci grafikten başlayarak yapım aşamasına geçelim. Bunun için sayfa 1'e geliyorum. Şurayı kopyalıyorum. Sayfa 3'te şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Önce şuranın biçimlendirmesini yapalım. Şurayı seçiyorum ve satır yüksekliğini 30 diyorum. Şuranın genişliğini 15, sütun genişliğini ve şuraya yan tarafa grafik diyorum. Bunu da sütun genişliğini 40 yapıyorum. Şuradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şuraya shift eşittir 1 eksi şurası diyorum. Buranın da formatını şurası gibi yapıyorum ve aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi burada yapacağımız bar grafiğin rengini şurası belirleyecek, boyunu ise burası. Bunun için öncelikle şuraya veriden veri doğrulama, şuraya bir liste deyip öncelikle zamanında noktalı virgül ve gecikmeli diye bir iki tane sekme açalım. Tamam diyelim. Şunu da aşağı doğru çektirelim. Buranın formülünü az sonra yapacağız. Buraya geliyorum ve şurayı seçiyorum. Girişte koşullu biçimlendirme, kuralları yönet, yeni kural diyorum ve şurayı tıklıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum ve şurayı seçiyorum. Ama dolarları kaldırıyorum fonksiyon F4 ile. Eşittir. Çift tırnak gecikmeli ise. Şurada yazdığı bir yazmalı. Biçimlendirmeye geliyorum. Dolgu. Dolgu efektlerine geliyorum. Burada birinci renk olarak şunu, ikinci renk olarak da şunu veriyorum. Tamam diyorum. Yeni kural diyorum. Tekrar bu. Shift eşittir. Yine bu. Fonksiyon F4 ile dolarları kaldırıyorum. Eşittir. Çift tırnak. Zamanında. Biçimlendirme. Dolgu efektleri. Birinci renk. Şu. İkinci renk bu olsun. Grafiğimizin rengini belirleyen koşullu biçimlendirmeyi yaptık. Bir kontrol edelim. Buradan gecikmeli diyelim. Şuna gecikmeli diyelim. Şuna da zamanda diyelim. Evet. Şuradaki değere göre boyunu ayarlayacağım. Biçimlendirme yapalım. Bunun için şurayı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Şurası seçiliyken buraya geliyorum. Veri çubuğu diyorum. Şurasını sayı yapacağım. Minimum değer 0. Maksimum 1 olacak. Buradaki 1 aslında 100'ü temsil ediyor. Şurada yalnızca çubuğu göster diyorum. Şuraya geliyorum, rengini beyaz yapıyorum ve çubuk yönünü sağdan sola deyip tamam diyorum. Uygula, tamam. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. 1'den 100'e kadar bölü 100 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Formüllere geliyorum.
Şimdi hesapla diyorum. Birinci grafiğimiz hazır. Şimdi gelelim ikinci grafiğimize. Buraya bir tane sayfa ekliyorum ve şurayı kopyala, özel yapıştır, değerleri, özel yapıştır, biçimleri diyorum. Şurayı da alıyorum. Ve şuradaki değerleri alıyorum. Yine aynı şekilde burasını 30 yapacağım. Şunları 15. Şunu 40. Görünüm. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şunu da 30 yapayım. Şurayı seçiyorum. Önce şuranın çizgilerini ayarlayalım. Koşullu biçimlendirmeye gidiyorum. Buradan kuralları yönet. Yeni kural. Şuraya geliyorum. Bu sefer buranın renklerini şu değerler belirleyecek. Yani buradaki 3 tane şart. Birinci şartımız şu. Şurası dolarları kaldırıyorum F4 ile. Küçük ise 150'den. Biçimlendirmeye gel. Dolguda şuraya yine aynı şekilde birinci renk olarak şu kırmızıyı, ikinci renk olarak şunu tamam diyelim. Evet. 150'nin altındakiler kırmızı oldu. Tekrar burası seçili. Koşullu biçimlendirme. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Bu sefer şurayı seçiyorum yine. Bu sefer ise %50 ile %80 arası. Yani burada iki tane şart sağlanmış olması gerekiyor. Bunun için V formülünü kullanacağız. Şurası dolarları kaldırıyorum. Büyük ve eşit ise bu sefer 0,5 yazalım. 150 olarak yazmayalım. Noktalı virgül yine burası. Tekrar dolarları kaldırıyorum. Küçük %80 ise bunu 150 yazalım. Parantezi kapatıyorum. Biçimlendirme, dolgu efektleri, birinci renk şu sarı olsun, ikinci renk ise şuradan tüm renklerden tamam şu olsun. Şöyle bir şey olsun. Uygula tamam. Şunu %85 yapalım. Burasını ayrımı görelim. Yine buraya geliyorum. Koşullu biçimlendirme ve son şartımızı sağlayacağız şimdi. Yeni kural diyorum. Burası çift eşittir. Şu değer yine dolarları kaldırıyorum. Büyük ve eşit 0,8 ise biçimlendirmeye gel. Dolgu efektleri birinci renk olarak şu. İkinci renk olarak şu olsun. Koyu yeşil. Tamam. Uygula diyorum ve tamam. Renkle ilgili koşullu biçimlendirmemizi yaptık. Şimdi boyla ilgili kısımları yapalım. Bunun için şu değerden faydalanacağız. Ama öncelikle shift eşittir. 1 eksi şurası diyorum. Enter. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Burası seçiliyken koşullu biçimlendirme. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Burası kalıyor. Değerlerine bağlı olan tüm hücreleri biçimlendir. Buradan da veri çubuğunu seçiyorum. Şurasını türü, sayı her iki tarafında. Burası sıfır olarak kalabilir. Burası bir. Yani şurada %100'ü temsil ediyor. Renk olarak beyaz. Şuradan yalnız çubuğu göster kısmını seçip çubuk yönünde sağdan sola yapıyorum. Tamam diyorum. Uygula. Tamam. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada. 1'den 100'e kadar bölü 100 diyorum. Enter aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla.
Koşullu biçimlendirme ile proje ve üretim takibi grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.